Güncel köşe yazılarından haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. İyi dinlemeler. Ülkede sırdan bol ne var diye düşünüyor olabilirsiniz. Mecazi anlamda doğru olsa da sığır yetiştirilmesi ile ilgili büyük problemlerimizin olduğu aşikar. Sahi Sığır Bey, sen nasıl bir hayvansın da Türkiye'de yetiştirilemiyorsun? Oysa ülkenin doğası her ırkı yetiştirmeye uygun. İşin aslı, sığır yetişir de ot bitmiyor. Ot olmayınca hayvanlara İtalyan veriliyor. Dolar artıkça maliyetler artıyor. Üreticiler bir bir batıyor. Arkalarında kredi borçları kalıyor. Hayvancılığın en büyük sorunu neydi? Kötü yönetimin maliyetleri patlatması ve mera kalmaması. Mera olsa yetiştiricilik giderleri azalacak yarı yarıya. Sahi ne oldu meralara? Beton döküldü, apartman kondu. Çöp döküldü, hafriyat doldu. Foseptik boşaltıldı, çukur açıldı. Tarlaya çevrildi, bahçe yapıldı. İmara açıldı, yerleşime başlandı. İmar affi geldi. Meraların ırzına geçenleri kanun temizledi. Etin fiyatı belli. Öyle asgari ücretlinin, emeklinin yiyebileceği bir besin olmaktan çoktan çıktı. En yağlısından tadı olmayan kıyma bile lüks tüketim kategorisinde. Seçimin yaklaşmasının verdiği endişe Erdoğan, tarım kredi kooperatiflerinde ete %30 indirim açıkladı. İyi de et de yoksa ülkede ne yapacaksın? İndirim demenin zarar etmek olduğunu kendisine nasıl açıklayacaksın? Tarım ve Orman Bakanlığı geçen hafta yaptığı duyuruyla 150 bin büyük baş erkek besilik sığır ithalatı kararı aldı haliyle. Dünyanın en az et tüketen ülkeleri arasında olduğun halde dünyada en çok et ithal eden ülkeler arasında başı çekeceksin sonra da ülkeyi gayet güzel yönetiyorum diye yedireceksin. Bu durumu normal gören Türkiye artık tarım değil, sanayi ülkesi diyen sığırlar var. Güzel kardeşim Almanya ne ülkesi? Otomobilini, makineni Almanya'dan ithal etmiyor musun, sanayinin hası adamlarda? Önceki yıldamızlık sığır ithalatının %32'sini Almanya'dan karşıladık. İthal listesindeki ırklara bakıldığında Güney Amerika'dan, Afrika ve Avrupa ülkelerine kadar artık nereden ne kadar gelirse gelsin demişler adeta. İşin ilginç tarafı Uruguay, Arjantin, Brezilya'dan 25 günlük gemi yolculuğundan sonra Türkiye teslimi sığırlar senin burada yetiştirdiğinden ucuza geliyorlar. Bir acayiplik yok mu bu hesapta? İnsanların alım gücü düşünce, ette yiyemeyince tavuk ve yumurtaya abandı. Bildiğiniz arz-talep dengesi haliyle dolar, euro fiyatları coşunca, kurlardaki artış yeme yansıyınca zam geldi yumurtlamaya. Mitekim Türk lirası yumurta karşısında fena eridi. Ota boy yumurta 1 lira 75 kuruşta. Sanki ülkede her şey ucuzmuş gibi yumurta fiyatında fazlalık bulmakta bir acayip oldu aslında.